Abi şimdi adama yazıyorum. Hı-hı. Cevap verdi ya, konuşmaya başlıyoruz. İlk hedefimiz buluşmak. Hani onun dışında ne varsa yani, bir işaret, bir yer, tamam. İstersen bu yazma işini ben yapayım. Yok yok, ben halledeceğim Dizdar Bey, merak etmeyin. Ne diyeyim? Selam mı diyeyim? Yok, merhaba. Direkt geri ya sen. Ne diyeyim abi? Ağzımı aldım. Oha ya, o ne öyle be? O, tamam yani, o da olmasa da şeydi, ne bileyim yani... elimi kotumun içine sokuyorum de. Neden kot abi? Yok yok, sen nasılsın? Çok özledim be. Özledim güzel amirim. Özledim. Vallahi yazdı. Aa, geldi. Vallahi yazdı. Yazdı, vallahi yazdı. Dur, ne yazıyor? İçinde mi, dışında mı? Bu ne demek ya? Özledim, içinde mi, dışında mı? Abi, içinde. Bence içinde. Evet yani, hani içinde o demek zaten değil mi? Zaten herhalde içindedir yani. Evet, evet. Ama sen şimdi hem içinde hem dışında de. Bir de neredesiniz de tam olarak. Abi kurban da olayım, hemen sorulur mu neredesiniz diye ya. İçinde yaz sen, içinde. Hani dışındaydı, beni ötekileştirmiyordun, smiley. Dışında yazacaktık, görüyor musun? Ya hayır, hayır. Bak, hayır. Kesinlikle ötekileştirmiyorum. Yanlış anlamayın lütfen ya. Ha ya, bir şey yok. Sonuna gülücük koymuş ya. Kızmamış, tamam tamam. Ne diyor? Üzerinde ne var? Nasıl? Abi. Ne var üzerinde? Üzerinde ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne olabilir? Abi ne var? Ne var üstünde? Abi bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Siz ne söyleyin. Olabilir? Ne var üstünüzde? Şey, hoş bir kombinezon var. Tamam, yok yok ya, ben direkt çıplağım diyorum ya. Çıplağım ne be? Ne? Evde çıplak mı oturuyorsun ben, deli gibi? Yani bir şeydi, bir eteğim vardı, topuklu ayakkabım vardı, jantiyenim vardı. Doğru abi, vardı, evde de topuklu yani. Ayakkabıyla oturuyoruz zaten. Nerede biliyor musun? Bak seninle tenim vardı üzerimde. Orada biraz numara yapalım. Aa, bak. Üzerimde evet, sadece evet, tenim evet, vardı. Evet, tamam, güzel. Tamam. Bence bu güzel. Yaz sen. Adam kaçacak. Çabuk yaz ya, tabii. Yazdım abi. Gönderdiğim şey üzerinde mi? Üzerimde de, üzerimde de. Ya şimdi sorar morar, ne gönderdi acaba bu adam? Kesin iç çamaşırı gönderdi. Ya bir şey yap, yazma. Sadece gülümse, gülümse sadece. Abi sen bayağı kaptın bu işe. Ne diyor? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Aşk yapmak. Ne istiyoruz? Abi aşk yapmak nedir ya? Aşk yapmak kaldı mı ya? Kalma böyle bir şey. Sik beni. Ne? Oğlum sik beni. Abi sik beni mi yazayım buraya? Sik beni yaz. Ya çok şiddetli değil mi kardeşim bu ya? Abi ne şiddetli? Direkt giriyoruz konuya. Sik beni. Hayır o zaman tamam. Sik beni mi diyeyim yoksa sadece sik mi diyeyim? Sik. Ya sik beni. Bak ya da ya da sikmeni. Çünkü bak ne istiyorsun diye sormuş. Sikmeni istiyorum gibi. Bu da doğru. Öyle. Ne yapıyorsunuz ya burada? Ne oldu? Ne oldu ya? Basın geldi, salonu doluştular. Müdür sizi soruyor. Hayır. Hayır ne ya? Asuma git buradan ya. Yazışmaları yapıyoruz, çık dışarı. Ne yazışmaları? Asuma. Defol git buradan. Bir süre de gözükme. Kızım çık. Çabuk çık. Tamam, tamam. Hadi tamam. Ne yapalım amirim? Şimdi en son ne demiştik? Sik mi diyecektik yoksa sadece sik beni mi diyecektik? Ona karar veremedik, bir türlü acele etmemiz lazım ama. Abi adam video görüşmesi istiyor. Lan açma oğlum. Açma. Açma lan. Açma sen. Tamam abi açmıyorum, açma. Bir şey yapmıyorum. Yani, direkt onun görüşmeyi mi istiyor? Tabii tabii. Direkt görmek istiyor abi. Bizim bunu açmamız lazım. Adamı göreceğiz belki. Aç. Abi nasıl açayım ya? Aa bak sen şimdi kamerayı şu jalüzelere falan döndür. Biz adamı oradan böyle kendine. Amirim olmaz. Kamerası burada olduğu için bu tarafa çevirince olmaz. Oğlum ne yapıyorsun pardon, lan? Pardon pardon abi. Tamam tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Oğlum ne yapacağız ya? Allah tüh ya. Oğlum senin üstüne bir şey, başına bir şey sarsak falan kadın gibi konuşamaz mısın ya? Abi olur mu? Sakalım var benim. Hepimizin sakalı var ya. Bize kadın lazım. Bir kadın. Kadın çağırmamız lazım. Ya Asuman'ı göndermeseydik. Asuman! Ya ne o ne demekmiş canım? Aa içimizden bir bayanı bu duruma düşürmek size yakışıyor mu lan? Lan mı? Abi saçmalamayın Allah aşkına ya. Saçma. Lan mı dedin sen? Biliyor zaten kadının tipini ya. Al işte kapattı işte. Blokladı bizi. Offline oldu ya. Bloklar tabii! Bloklar! Lan lan oğlu konuşuyorsunuz. Bir şey yazdıramadım size burada. Sik beni. Basit bir şey söyledim. Sik beni, sik beni, sik beni. Ne olurdu yazsaydınız? Hala konuşuyorduk burada. Sik beni ya. Çok mu zordu?
bu kadar basit kardeşim. Sik beni ya. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bugün burada bir süreden beri işlenmekte olan menfur cinayetler zinciri hakkında konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu katilin yakalanması artık an meselesidir. Etrafındaki çember iyice daralmıştır. Tabii bu konuda takibatın güvenliği açısından sizlere daha fazla bilgi veremeyecek olmamı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Emniyet teşkilatımız görevinin başındadır. Halkımızın huzurunu kaçıran bu canavar bir an önce yakalanıp adalete teslim edilecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu arada benim sizden önemli bir amire bulunmam gerekiyor. Bir görgü tanığı gelmiş, tutuyorlar. Gerek basında, kim gelmiş? Gerekse tanık gelmiş abi. Nerede tutuyorlar? İçeriye almışlar görgü tanığı. Hangi görgü lan? Amirim şimdi haber geldi. Bir görgü tanığı bizi görmek istiyormuş. Kadını mı görmüş? Hangi kadın? Biz. Kadınla mı? Bizim konuştuğumuz kadınla. Biz kadınla mı konuştuk? Kimle konuştunuz? Yok ya, adam. O adam. Biz erkekle konuştuk lan. Onu diyorum abi işte. Adam varmış bir tane. O adam mı gelmiş? Yok, onu demiyor. Adamı gören adam, tanık adamı diyor. Ya yok, başka bir adam, yaşlı bir amca. Konuştuğumuz yaşlı mıymış ya? Kimle konuştunuz siz? Ya ne önemi var, bize bakıyorlar. Ya yok, bir tane adam, görgü tanığı, yaşlı bir amca, katili görmüş. Teşekkür ederim. Dizdar Bey, buyurun. Değerli vatandaşlarımız, sayın müdürüm, çalışma arkadaşlarım, basın mensupları hoş geldiniz. Beyefendi durumu gayet güzel özetledi zaten. Söylediklerine harfiyen katılıyor. Yalnız buradan o katil şerefsizine bir çift lafım var benim. Müsaadenizle onu etmek isterim. Bak aslanım, sen bir saatli bombanın üzerinde oturuyorsun şu an. O bombanın zamanı kronometresi geriye sayıp da sıfıra vurduğunda ne ile karşı karşıya olduğunu göreceksin. Çözüleceksin. Ağzının dilinin bağı çözülecek. Her şeyi şakır şakır anlatacaksın. İtiraf edeceksin. Şaşkınlıktan ağzın gözün paramparça olacak senin. Bildiğin her şeyi, her şeyi tek tek bize anlatacaksın. Yalvaracaksın koçum. Yalvaracaksın. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Hayvan! Hayvan! Saygısız! Densiz! Utanmaz! Bakın buradan bütün suçlulara sesleniyorum. Bu Allah belanızı versin be! Bu Allah sizin cezanızı versin! Allah sizi kahretsin! Bak aslanım. Gel bu saatli bombayı birlikte durduralım. Gel paşa paşa teslim ol. Başka canlar yanmasın. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu adamı gördükten beri haberlerde gördüm. Tam o gördüğüm yerde bir cinayet bulunmuş dediler. Hı. Ulan içime bir kurt düştü. Olur mu olur. Ne demişler? Ulan deniz yanar mı? İhtimal padişahım demiş. Yani diyor ki Mardin'de terek, terekte merek gerek. Çok güzel. Evet. Yani bu otomanın üstünde bir orman var. Tam ben onun ardındaydım. Saat de 4:15 civarları. Gece mi? Gece gece. Sabaha karşı. Bu gece. Hangi otoban peki? Bu tem mi bu? Değil, o değil öteki. Ebeş diyor, ebeş. Devam et 34. Amca bir şey soracağım ya. Sen şimdi gece gece... Yani ormanda mormanda ne işin vardı senin ya? Hah, enden iyi sordun. Benim bir kuş merakçılığım var. Şimdi bu çimçili var, takkalı çavuş var, ondan sonra bokçul var, ondan susamcık var. Amcacığım bunları atlayarak gözünü seveyim ne olur ya. Şimdi ben işimi bitirdim.
cigaradan birkaç fırt çektim, çekmedim. Ulan bir ses duydum. Dikkat kesildim. Böyle baktım çalının içinden hışır hışır bir ses geliyor. Bana bir hoflanmacılık geldi. Şu hoflanma mı bir aratsanız? Ulan oradan çıkacak olan domuz mu? Sırtlan mı? Böyle yavaşça kalktım. Elimle böyle yerleri yoklarka boğumlu bir budak geçti elime. Budak. Budak geçti. Tamam adama gelin. Bir kuyunar sopası. Aman karşına evet, ne çaldın? Kuyunar sopası. Amcacığım. Sopayı öyle kaldırdım. Partatak biri çıktı karşıma. Biz bunu lahap ap geldi. Ama benim korkudan emirdeğim çatladı. Emirdeğiniz mi çatladı? Korkunç muydu adam? Yok kız, güzel adamıdı. Ama öyle çıkınca benim ödüm sıda yazdı. Bu şüpheliyi gördüğün zaman tanır mısın? Abo, öyle bir gören şıparak. Bize işte o adamı anlatmanız lazım amcacığım. Ha. Suratını anlatın o adamın bize. Yüzü beyzi, lök lök yanakları vardı. Teni böyle ne diyen tomak değmiş gibi bozboz. Hedik renkli saçları vardı. Hedik ne amcacığım, hedik ne, kurban olayım ya. Üstünde başında ne varsa... giydiği ne varsa sevgili komiserim kapkanaydı. Amirim, öyle bir şey çıktı ama. Bu ne oğlum, bu mu eşkıya? Abi ne bileyim, yani. Ne dediyse yaptım işte. Giymiş, amirim, öyle bir şey oldu ama. Bak. Ne oldu ya? Bu ne lan? Dayı bak bakalım, bu böyle bir şey. Ulan bu ne? Bu pek çizemiyorum. Böyle yüzü daha uzun. Uzun! Uzun yap suratını şunun. Hafif kır sakalları vardı. Kır işte beyaz, beyaz yap bunun şimdiden. Yüzü lenger gibiydi. Bakayım ben. Lenger böyle yuvarlak gibi de az söbü. Topatan kavun yok mu? Topatan kavun gibiydi. Ne bilelim biz amcacığım topatan kavununu ya. Saçı nasıl? Saçı böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Bunun kadar var mıydı saçı? Çok saçı yordu. Yok mu? Tamam. Bu mu? Gösterelim. Bu mu? Bak bakayım buna. Ha! İyi buydu. Gran giresice iyi bu. Bu mu amca, bu mu? Vesika bu mu? Aynı mı yani? Bu aynısı. Bu iyi bu. Bundan 100 tane, 200 tane bastığını bütün ekiplere dağıtıp Tahtakale'ye gidiyoruz. Hemen şimdi Tahtakale'ye gidiyoruz. O pezemenk öyle ya da böyle o boyacıya gelecek. Gelecek. Bütün ekiplere telsizle anons geçiyorum. Bu sefer bu iş bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar rica ediyorum, beni gördüğünüz zaman ayağa kalkmayın. Oturun, rahat, buyurun. La bugün de herkes ne kadar yakışıklı ya. Evet, tıraşlar falan olundu. Oh, maşallah. Değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım. Çocuk kereye burada toplandık. Niye? Çünkü Doğan sporumuz şampiyonluğa gidiyor. E bize de bazı görevler düşüyor da. Hocam. Bütün maçlara gidiyoruz. Daha ne edeceğim? Öyle maçlara gidi da orada çekirdek çıtlamakla olmaya bu işler. Ondan sonra çarşıda keziyorsunuz böyle çağanoz gibi yan yan. Ben de Doğan Spor'un üyesiyim diye. Hocam yeter ki şampiyon olsunlar. Herkese beşer kilo et benden. Hem de antrikot. Hocam benden de kebir de tereyağından ikişer kilo. Yanında da kıyılmış akçabat tütünü. Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Tereyağını anlarım da faydalı bir şey ver de yanında ya. Faydalı. Yüksel çayla bizi. Benim çayım açık olsun. Sebep? Sen niye Tunla? Maç öncesi pasın konuşmanı hazırladın mı? İyi ki karşı takım maçı nah alır. Hep, evet ben de senden aynı fikirdeyim. Hocam, kulübün basın sözcüsü olarak hava bizim dilsiz manam seçerek iyi etmedik galiba. İyi ettik. Bunu alarak iyi ettik. İyi ettik de hocam. Bunun ne dediği anlaşılmıyor ki. Hadi. Anlaşılmasın zaten ya. Bir öncekinin tedrikleri anlaşıldı da ne oldu? Gitti ana avrat şövdü federasyon başkanına da 2 maç ceza almadık mı? 2 maç seyircisiz oynamadık mı? Oynadık. Oynadık. Ha bu dipsuzun dediği anlaşılmıyor ya.
ceza da almayız. Hakemun tuduğu ne kadar şovdi. Sırada şimdi federasyon başkanı var. Öyle deyince mantıklı geldi. Nereye böyle hocam? Maça gidiyorum, acelem var. İki soru almayırım. Bizim manavı basın sözcüsü tayin ettim. O an soru sorularınızı o cevaplayacak, tamam mı? Dilsiz olan mı? O. Ooo, Trabzon'umuzun, Türkiye'mizin medarı iftarı Kenan Sofuoğlu. Ne yaparsın? Çok şükür hocam, sizin dualarınız sayesinde iyiyiz. Var mı yeni şampiyonluklar? Evet hocam, gece gündüz hazırlanıyorum. Allah sağ adam, o durumda da sebal vermez. Sağ olun hocam, sağ olun. Ben kaçarım. Hocam, aceleniz varsa atlayın, ben götüreyim sizi. Ya görün işe diyor, bir göz Allah verdi, köz bankacı. Bak görüyor musun Deşat'ım, ekiden on. Çıktı işte. Operasyon başlay. Zamanlamam nasıl başkan? Dur. Beyneyim burada. Sen ne diyeceksen kendin et. Beni karıştırma. Lan dur! Lan durdur arabayı! Lan dur oğlum dur! Lan! Ay senin yapacağın işe! Başkanım benimle gurur duyacak bomba. Duymayı bir susla beni! Dursana lan! Ne diyorsun başkan? Efendim nikahını değilim. Dur lan kod kavali lan dur lan! Lan dur lan arabayı! Duymayı bir susla! Silah tutmayı başkan! Başkanım, ufak bir kaza oldu. İdris, yanayırık. Hay ben senin yapacağın operasyonun içine sıçayım İdris. Öyle deme başkan. Benim tarafımdan baktığımda operasyon kusursuzdu. Planım tıkır tıkır işledi. Ama senin tarafından bakınca ufak bir aksam oldu. Keşke arabadan erken inebilseydin. La bir de trip mi ataysın? He? Allah'tan gerek yokmuş. Yoksa kırılan yarımın parçasını senden taktıracaktım. Kot kafa! La çıkar şu gözlükleri, çıkar! Ufak bir kırılma oldu, yeni cam taktıracağım. Ahmet! İyiyiz. Ne yapıyorsun lan burada? Yok bir şey ya, ufak bir kaza. Geçmiş olsun. Sen ne yapıyorsun burada? Hastaymışım. Geçmiş olsun, neyin varmış? Söyleyemem. Ulan ne bizim hastalıkmış bu? Gizli şeker, çok gizli. Bak ben söylemedim, sen de duymadın. Aramızda kalacak, tamam mı? Bırak şimdi bunları da, ben de sağa geleydim. Hayırdır? Sen niye başın burada? Ne haberim? Tuttum takımı destekliyorum. Kodi!
İyi godiler ha. Takım finale geldi başkan. Ne duruyoruz İdris? Gidip prim verelim. Ofluyu omuzlarımıza alıp tur atalım. Hali ağzının ortasına bir tane çarparım Azrail'e final oynarsın ha. Yay Gazli. Akın salatalık değil ki kırıp vereyim. Bana niye kızarsın başkan? La ben de Ortadoğu ve Balkanların en büyük müteahhidi Ahmet'sem. O kupayı sana kaldırtmayacağım Ofli. Hevesini altı parmak bağırsağında bırakacağım. Hayırlı la. Maçı kazandınız. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuk. Bu galibiyet bizim kahvedeki Yüksel abimize armağanımız olsun. Siz o takımı yanım, kelim bir de beni demiş idi. Yüksel abicim hazırlan, takım olarak geliyoruz. Maseri, malzemecisi, kaleci, antrenörü. Saygılar. Kelim Yüksel abi. Ümiye. Nasılsın? Asiye. İşte iyiyim. Nasıl olayım? Ben de neye soraysam. Ahmet başkanlığı kaybettikten sonra nasıl olacaksın? Asiye. Ahmet yine ne haber eder oturur o golda. Of zorda otururken oturmazsın. Tövbe tövbe. Hadi sana hayırlı günler. Gerçi günün pek iyi değil belli ama neyse. Koyayım o havaları. Nur! Nur! Dur, dursana! Kız, niye koşturuyorsun beni peşinden? Koşma sen de. Hadi işine gücüne git Kadir. Başkan abin şimdi kızmasın sana. Yapma böyle Nur'um. Benim senden daha önemli ne işim olabilir ki? Benim boş laflara karnım tok Kadir. Ben sana diyeceğimi dedim. Yolun sonuna geldik. Olur mu hiç öyle şey? Közümün nuru. Dalgalar denizden, yıldızlar gökyüzünden, güneş parlamaktan, dünya dönmekten vazgeçer mi? Geçmez. İşte ben de senden vazgeçemem. Sen benim yolumu aydınlatan ışığımsın. Sensiz dünyam kararır benim, yolumu bulamam ki. Böyle şeyler değil de dünyamı karartma benim. Hep böyle guru guru kurban olayım. Sen beni gerçekten sevseydin bir çare bulurdun Kadir. Nur! Rim 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 da rim 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 da rim 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 da rim 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 da rim 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 da rim 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 da rim. Ahmet hayırdır, teftişe mi geldin? Hayır Ümmiye, hayır. Sabahtan beri zırt pırt araysın. Hayırdır, kim gelecek, vali mi? Sürpriz, gelince anlarsın. Nur nerede? Sakine yok mu bizim, bildin? Sakine? He. Onun ortanca kızı var Halime, bildin. Onun düğününün şeyisi yardımına gitti. Gelir birazdan. Güzel, iyi olmuş. Antrenman yapsın biraz. Yakında evlenecek nasılsa. Ne diyorsun Ahmet? Vaz mı geçtin inadından yoksa? Nur'u verecek misin? Ya elbet vereceğim galiba. Duşusunu mi kuracağım? Koskoca kız oldu, evde kalacak değil ya. Önünde sonunda kuş yuvadan uçacak. Yaşa! Yakışıklı kocam benim, oh! Oh! Büyük adamsın. Oh. Aa, benim badem gözlük kızım da gelmiş. Dualarım kabul oldu sonunda kızım. Baban evlenmene razı oldu. Ay şu an bayılacağım, şoktayım. Nasıl? Baba, annem doğru mu değil? Ya he, doğru değil ya. Niye bu kadar çok şaşırdınız? Düşündüm, taşındım. Gelinlik çağına gelmiş kızsın. Seni daha ne kadar da evde tutacağım? Sağ ol baba. Bak güzel kızım, çok güzel bir yere gideceğiz. Çok mutlu olacaksın. Gözüm hiç arkada kalmayacak. Biliydim ya. Bir gün beni anlayacağını biliydim. Ay. Ya ha bu kız neydi ya Allah aşkına? Allah aşkına ha bu kız neydi ya? Ya ben evladımı, kızımı düşüneceğim tabii. Hazırlanın, yakında düğünümüz var. Bir bir bir. Gel babanın eline. Öpeyim babacığım. Gel. O zaman ben haber vereyim de gelip istesinler beni. Haydi. Yok, lüzum yok. Geldiler bile. İbri, İbri. Hadi gel. Ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Şabah. Çok heyecanlandı. Kurban olayım, heyecandan bayıldı kız ya. Hadi girelim hadi. Hadi uşağım hadi. Ha?
heyecanlı mıyız? He babacığım. Ne heyecanlandın ya? Senden daha iyisini mi bulacaklar? Bulamazlar ki. Nerede bulacaklar ya? Para bizde sayma para. Tabii. Evi de beğenmedim, fakir evi gibi. O sümüklü Şaban'a ben gül gibi kızımı vermem Ahmet. Sen aklını ne yemişsin? Güzel karıcığım, o sümükten daha iyi kısmet mi bulacağız? He? İlyas buraların en zengini, bir tanecik oğlu var. Şimdi bir de Arap Şeyh'le de ortaklık etmiş. Arap Şeyh mi? O ne de öyle? Tövbe estağfurullah. Arap Şeyh değil be kadın. Arap Şeyhi, Şeyhi. Şeyhi. Zengini yani, zengini. Başkanlığı kaybettim zaten. İşler iyice sıkıntıya girdi. Yani bu iş olmazsa bok yedik demek. Öyle düşün. He. O doğru, o bogu kendin ya Ahmet. İki dünya bir araya gelse bu iş olmayacak. Aa, koyayım o kafaya. Kızın psikolojisini bozsun bak. Olacak Ümmiye. Bu düğün olacak işte. O kadar. Ofli'yi yenmek için elime bir fırsat geçmiş. Allah aşkına ya. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına. Biraz Allah aşk gösterin ya. Anne. Kızım. Anne ne olur bir şey yap. Anne ben İlyas'ın oğlu o sümüklü Şaban'la evlenmem. Ne olur bir şey yap. Güzel kızım benim. Sen hiç gol verme kendini tamam? Heh. Yok ha buraya yazıyorum. Bu iş olmayacak.